Selam sevgili arkadaşlar ne haber benden iyilik e, son derste ne yapmıştık hatırlarsanız e, levici vita tensörü ile e, vektör çarpmayı vektörel çarpımı öğrenmiştik böyle e, üçlü çarpım değil mi üçlü e, skaler çarpımı görmüştük e, ispatladığımız şeyler olmuştu e, zorlanmış olabilirsiniz değil mi çok kolay e, değil gibiydi hindis notasyonu. Noktasal çarpım için e, nasıl yapıyorduk? İşte e, vektörel çarpım için nasıl yapıyorduk değil mi? epsilon ijk işte e, A, J, B, k falan bir de e, bir birim vektör geliyordu onun yanına. E, şimdi bugün de bu bu e, bir önceki derste edindiğiniz bilgileri aslında e, pekiştireceğiz. Yani temelde yapacağımız şey o olacak. Hemen şeyi yapalım tabii. E, ne yapacağız? <laughs> e, bu, bunu e, Epsilon IJK üzerinden bugünkü e, dersi götüreceğiz. Birazcık oradaki bilgileri e, temellendireceğiz ve e, onun üstüne artık e, bu konuyu kapatacağız ve e, vektörlerin e, transformlarına işte nasıl dönüşecekleri vektörler e, dönme işleminin altında nasıl ötelemede nasıl yavaş yavaş onlara doğru bakacağız. Bugünkü dersimiz e, dolayısıyla e, vektör cebri ve e, 3 nerede? Hı. <laughs> tamam. E, sevgili arkadaşlar son derste bir şöyle hemen e, hatırlatabilirim. E, mesela e, a noktasal çarpım b e, gibi bir şeyle karşılaştıysak bunun aslında i'ler üzerinden toplam a i b i gibi e, bir gösterimle ifade edilebileceğini söylemiştik değil mi? Kaç boyutlu uzaydaysanız işte e, iki boyutlu uzaydaysanız A1 B1 artı A2 B2 3 boyuttaysanız A1 B1 A2 B2 A3 B3 gibi değil mi? Hani e, işte iyi eşittir birden kaça kadarsa bu toplamı yapacaktınız ki burada e, tekrar eden indisler üzerinden muhakkak bir toplam işlemi var demiştim ve Einstein Convention, e, Summation Convention kullanarak şunu ortadan e, kaldırabileceğinizi söylemiştim değil mi? Yani bunu hani A, I, B, I şeklinde de ifade ederseniz Size kimse bir şey demez. Ee, peki e, A cross B için ne demiştik? İşte e, A cross B için de eee Levi-Civita tensör, tensörünü ortaya koymuştuk değil mi? epsilon ijk AJ B K demiştik ama böyle yaptığım zaman bir indis boşta değil mi? I indisi boşta böyle olmaması lazım. Burada bir eşitliğin sol tarafı vektör, burası ise sadece bir bileşene karşılık geliyordu ki şuraya da hemen bir birim vektör eklemem lazım değil mi? E I gibi bir birim vektör ekledim. Peki yani belki şunu birazcık daha iyi ifade etmek e, mümkün olabilir. Mesela, e, sonuç olarak bu bir vektör. Değil mi? Yani mesela işte ne bileyim D gibi, E gibi bir vektör, değil mi? Hani C kullan C gibi bir vektör olsun mesela. Şu C vektörü, değil mi? Südo vektör. Bunu ileride bahsedeceğiz. O e, vektör transformları geldiği zaman yeri. E, mesela A cross B işlemi tamam. C gibi bir vektöre karşılık geldi. Ben bu vektörlerin indislerinden bahsedebilir miyim? E, yani e, bileşenlerinden değil mi? Mesela hani şöyle diyebilir miyim? İşte e, örneğin C vektörünün e, birinci bileşeni. C vektörünün ikinci bileşeni, C vektörünün üçüncü bileşeni. Bu, bu çok bildiğimiz bir şey değil mi? Yani hani e, normalde bir işte e, şuraya örnek olarak yazayım. A vektörüm e, işte ne bileyim hemen 5i eksi -c j -c 2k falan gibi bir vektörse A'nın x bileşeni işte ax ya da ben bunu şöyle de diyebilirim. A'nın birinci bileşeni, değil mi? Hemen buradan söyledim 5. Ya da işte A'nın ikinci bileşeni ya da y bileşeni işte eksi -1, A'nın üçüncü bileşeni 2 falan diye hemen böyle söyleyebilirim, değil mi? Peki bu işlemi yaparken aslında e, şunu da göz önünde bulunduruyor muyuz? Yani e, size sorsam A'nın birinci bileşeni nedir? Bunu bir matematiksel işlemle bulunuz, gösteriniz. Hemen şöyle mi söylersiniz bana? Mesela işte e, A'yı eğer ben mi, I şapkayla çarparsam. Hani bu I, J, K notasyonunu kullandığım için. X, Y, Z kullanıyorsam X şapkayla ya da E1, E2, E3 kullanıyorsam E1 şapkayla değil mi? A vektörünü I şapkayla çarparsam bana ne verir? şuradan bir katkı gelir değil mi? İ şapkaların çarpımı bir. I şapka C şapka 0. K şapka ile çarparsam 0. O zaman şurada bana bunu yaptığım zaman vereceği şey 5. Ki A'nın birinci bileşeni değil mi? Yani A'nın iyi bileşeni. Yani hani bunu işte böyle I I C K notasyonu kullandığımız zaman böyle çok iyi şekilde göremiyorum hani bir diğer taraftan. Mesela şöyle kullansaydım daha güzel yazabilirdim belki hani A'nın Mesela E-İ e, birim vektörüyle yani ya da diyelim ki işte E-1 birim vektörüyle değil mi? İ şapka için E-1 e, tanımı yapmıştık. J şapka için E-2 işte K şapka için E-3. E, o zaman bu bana A'nın hemen birinci e, komponentini verecektir değil mi? Bileşenini verecektir. İşte mesela A vektörünü gittim E-2 e, ile çarptım. Bu hemen işte gidecek A-2'yi verecek. Tamam. E o zaman ben hani buradaki bu C'ler için şöyle söylesem size, ben bir tane C i desem, burada bir toplam olduğunu mu anlarsınız? Hayır, değil mi? Şuradaki gibi bir şey söz konusu değil. Bu sadece bir bileşenden bahsediyordur böyle gördüğünüz zaman, değil mi? C'nin birinci bileşeni. C'nin ikinci, üçüncü bileşeni. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir bileşeni ama. Burada bir toplam söz konusu değil. C'nin i'inci bileşeni. Değil mi? İşte burada nasıl? işte A'nın birinci bileşeni. Dediğimiz gibi hani A1. işte A2. Burada da benzer şekilde C'nin bir herhangi bir bileşeni. C2 bileşeni. Üçüncü bileşeni. Neyse. Bunu C İ ile gösteriyorum. Yanına tekrar bir i'li indisli bir ifade eklersen o zaman i'ler üzerinden toplama doğru dönüştürmüş olacağım. Peki. Bunu bulmak için öyleyse ne yapıyorum? C'nin i'inci indisini o zaman c vektörünü gidip iinci birim vektörle çarpıyorum değil mi? Yani doğrudan c i için şöyle söyleyebilirim hemen şuradakinin aynısı c vektörü ile e i çarpımı yaparsam ki şu birim vektör değil mi? O zaman bu bana c'nin iinci bileşenini verecektir. Dolayısıyla da mesela ben buradaki şu vektör ifadelerinin hani bileşenlerinden bahsedebilirim. Yani a cross b sonuç olarak işte bir e, südo olsa bir vektör. E, dolayısıyla bunun mesela i'inci bileşeni nedir diye hani bakacak olsam işte C'nin i'inci bileşeni nedir? Ne yaparım böyle bir durumda? Hemen e, C'nin i'inci bileşeni için ne yaptım? E, gittim bunu E i gibi birim vektörle çarptım değil mi? O zaman burada da aynı şeyi yapmaz mıyım? C vektörünün i'inci bileşenini bulmak istiyorsam hemen şunun aynısını söylerim. Dolayısıyla A cross B için de aynı şeyi yaparım değil mi? Yani A cross B'nin i'inci bileşeni işte A cross B her neyse bu bunu gidip e İ ile çarpmak demek bu. Bu kısmı bir kere daha dinleyip iyice anlayabilirsiniz. Değil mi? Yani bu hani A cross B'nin inci bileşenidir. Bu şuraya da yazayım. A cross B'nin inci bileşeni. Peki A cross B için ne tanımı yapmıştık? Şu Levici Vita ile birlikte. Şu değil mi? Elimdeki ifade şu. O zaman hemen söyleyeyim mi? Ben burada şunun için epsilon IJK AJ BK ki e I olduğunu unutmayalım orada. Burası bir bütün halinde a cross idi. Şimdi ben bunu eğer e I ile çarparsam tekrar bu bana şu ifadenin inci bileşenini verecektir. E bunun içerisinde o zaman zaten e I olduğu için e burada bana sadece şu kalacaktır herhalde epsilon i j k aj bk değil mi? Buradaki e I, nokta e I, şu şey e, bu eşittir 1'e. Değil mi? Çünkü şu şu ikisinin çarpımı da 1 gelecek. E, haliyle de bakınız burada bir boşta indis kaldı değil mi? i indisi boşta. Yani j'ler üzerinden k'lar üzerinden bir toplam var. Ama i indisi boşta. İşte bu bana neyi söyledi? Karşı taraftaki a cross b'nin aslında i bileşeninin olduğunu söyledi değil mi? Yani bu şey arasındaki farkı anlayalım. Yani bakınız burada F A cross B ifadesi var. Ve bu işlemi yaptığınız zaman 6 tane terim geliyordu değil mi? Eğer 3 boyutlu bir uzaydayız. işte A, A1, A2, A3, B1, B2, B3'nüz varsa elinizde. Bu 6 terimli bir ifade geliyordu. Hani bir şey determinantın sonucunda çıkartmış olduğumuz hemen F ezbere belki söyleyebilirsiniz. İşte X şapka, işte A, Y, B, Z, eksi A, Z, B, y, işte eksi Y şapka falan diye giden hani bir şeylerimiz vardı ya buradan altı terimli bu ifadeler. Ama e, şuna bakarsanız bu iinci bileşenini verdi ve yanında hani ikisi arasındaki tek fark evet hani böyle bir böyle dışarıdan baktığınız zaman burada ei yok. Ama bu bana neyi anlattı? E, bu bana şu vektörel çarpımın sonucun değil o vektörel çarpımın sonucunda çıkan vektörün iinci bileşeninin ne olduğunu söyledi değil mi? Yani bu şey e, bu kesin bunu net bir şekilde anlamakta yarar var. Eee Anladınız herhalde. Yani bu son derste yapmıştık. Bunu zaten işte F, A, A nokta şey A cross F, B cross C ile ilgili işlemler yapmıştık. Düzeltiyorum. A nokta çarpım B cross C ile ilgili işlemler yapmıştık ve F oradan bir sonuç elde etmiştik. Tamam. Peki şimdi bugün e, yapacaklarımıza odaklanalım. Bugün aslında e, karşı karşımıza iki tane şey çıkabilir bazı durumlarda. E, epsilon IJK ifadesi e, gelebilir. Yani bu epsilonların çarpımı gibi bir şeyle karşılaşabilirim. Yani nasıl nasıl bir durumda karşılaşırım biliyor musunuz? Mesela elimde e, diyelim A e, cross B cross C gibi bir işlem olsun, tamam? Bu bunlar elbette şey vektör. Ve bu, bu işlemin neye karşılık geldiğini bulmaya çalışalım. Değil mi? Aslında bu sizin son dersi verilen ödev ödeviniz. Şimdi böyle bir şeyde ne yaparım? Oldukça basit bir şey. Hemen daha önce yaptığım gibi değil mi? Şuna bir yeni vektör ismi vereceğim. Pseudo vektör olacak bu tabii değil mi? D vektörü gibi olsun. Yani aradığım şey benim burada ne? Aslında A cross D işlemini arıyorum. Gibi oldukça basit neden? E, çünkü biliyorum ki e, burada bir basitçe vektör çarpımı var. Hemen diyebilirim ki bu epsilon ijk aj ve dk. Bitti mi? Hayır. Çünkü tam bir vektör çarpımından bahsediyordum, değil mi? Boşta bir indisim yok benim burada herhangi bir e, component aramıyorum bunu. Dolayısıyla bu boşta indis kalmamalı. Burada ne olmalı bir taraftan da e'nin eee e, 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 e unit vektörüyle bunu çarpıyor olmalıyım değil mi? Yani i'ler üzerinden j'ler üzerinden k'lar üzerinden bir sam var ki burada 6 tane terim çıkıyordu daha e, önceden bildiğim gibi. Peki şimdi e, bu tamam ama e, de, bitti mi yani işimiz yok değil mi? Buradaki d'yi biz uydurduk şimdi. Bunu bilinenler e, cinsinden getirebilmem lazım ben. Ne, ne dedim d için? İşte d dedim b cross c'dir. Peki komple şeyi mi arıyorum ben? Yani e, d'yi mi arıyorum? Hani buraya e, yok değil mi? D'nin tamamını aramıyorum. D'nin Kancı bileşenini arıyorum. E o zaman ne nasıl yapacağım bunu DK'ya bakacağım. DK ne demek? B cross C'nin kancı bileşeni demek. E şimdi burada e, bir vektörel çarpımı var ve bunun kancı bileşenini arıyorum. Şimdi bu kritik bir şey nasıl yapacağım buradaki işlemi? Daha önceden nasıl yapmıştım? Hatırlayın. Mesela A cross B'nin inci bileşenini arıyorsam ne demiştim burada? Hemen işte bir ince bileşeni arıyorsam buradaki o i indisi boşta kalmalıydı değil mi? Daha önceden yaptığım gibi. Şimdi neyi arıyorum? K'ncı bileşeni. O zaman bir kere K ile başlamalı ve o K boşta kalmalı. Bu ikincisi her neyse, üçüncüsü her neyse onlar yerine gelmeli. Dolayısıyla bir kere buraya koyacağım F, epsilon işleminin içerisinde değil mi? Bunu bir başka renk kullanayım. Mesela şunu kullanayım. Epsilon işleminin içerisinde bir kere e, hangi kampının şey K'yı arıyorum değil mi? Dolayısıyla K ile başlamalıyım. Şimdi yanına ne gelecek? K, I, J mi diyeceğim? Burada belki bir kafa karışıklığınız olabilir. <laughs> Daha önceden kullandığım şeyler var elimde. I var, J var. E, e, o i ve C'yi bir, bir bir şeylere atlettim değil mi? Burada şimdi e, tekrar i j kullanır. o zaman her şey aynı olmaz mı sizce? Yani bir tuhaflık olmaz mı bu işlemin içerisinde? E, normalde çapraz gelmesi gereken o hani e, determinant işleminin içerisinde çapraz gelmesi gereken terimlerin hepsini aynı indise çekip işte böyle gereksiz toplamlar yaratmış olmaz mıyım? Elbette değil mi? Dolayısıyla bir kere i ve j'yi farklı bir şekilde kullandım. Onları tekrar kullanamam. Ha derseniz ki e, k'yi da kullandım. Burada niye k'yi kullanıyorsun tekrar? E, K kendiliğinden ben buraya kullanmadım. Yani burada başka bir vektör çarpımı olsaydı ben buraya ne bileyim L diye başlatırdım, M diye başlatırdım ya da işte O, P herhangi bir şey diye başlatırdım. K'yı asla kullanmazdım. Ayrık bir e, tensörel çarpımlar olsaydı elimde değil mi? şey e, Vektörel çarpımlar olsaydı. Ama K zaten sorunun içerisinde kendiliğinden taşındı değil mi? K, D, D ile birlikte geldi. Yani e, dolayısıyla burada hatalı bir şey yapmadım. Ama B ve C için hani şu çarpımın içerisinde başka indisler kullanmalı mesela L ve m kullanmalıyım değil mi asla ama i ve j ise bunlar daha sonradan zaten i j'ye kendiliğinden dönüşecektir. Ama ben baştan buna karar veremem. Anlaştık mı? Dolayısıyla epsilon KLM dedim. Buradaki L ve m benim yeni ortaya attığım indisler. Kim için? B ve C için. Bu çarpım değil mi? Epsilon KLM bu sefer B tahmin edin. L ve C m Aynen öyle. O zaman e, şimdi şu iki ifadeyi tekrar bir araya getirebilme şansım var benim. Neyi arıyordum? İşte A cross D'yi. E, yani özünde neyi arıyorum aslında? E, D kalmadı artık. Değil mi? işin içerisinde A cross B cross C işlemini arıyorum. E, ve komple bir vektör bu. Şimdi epsilon IJK süper. Yanında AJ var. DK DK için ne buldum? Şunu değil mi? Hemen onu da yazayım. O zaman epsilon KLM BL ve cm. Ve son olarak da şu. Değil mi? E, i. Aynen öyle. Çünkü çıkan sonuç bir vektör olmalıydı. Değil mi? Şurası bir vektör. Vektörle vektörü vektöre çarptım. Gene bir vektör. Dolayısıyla südü de e, olsa. Değil mi? Sonuç istediğim gibi bir şey. O zaman e, benim aslında sonucum şu. Şimdi bunu derleyip toparlayacağım sevgili arkadaşlar. Hani başta söylemiştim ya iki tane e, levici vitanız yan yana gelebilirler. E, geldiler. E, peki ne olacaklar yani bunlar yan yana geldiyse ne oluyor önemli mi? Bir kere şu ikisi yer değiştirebilir nicelikler değil mi? Bir önceki dersten bunu hatırladınız. Hemen dolayısıyla e, şu levici vitalar bir yan yana gelsinler bakalım ne oluyorlar. Epsilon IJK. Epsilon, K, L, M. ki ortak bir tane endisleri var değil mi? K gibi. E, geri kalanlar da şunlar. A, J, cm ve E, I. Çok zevkli değil mi bunlarla uğraşmak? Ben çok keyif alıyorum o, e, bunları yaparken. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Şimdi e, Tamam burada tıkandık yani. Mevcut bilgilerimiz artık bunu çözmeye yetmiyor. Yeni bilgiye ihtiyacımız var yani. Ee, yeni bilgimiz burada ne? İşte şu çarpımı öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, hemen bunun için ben şurada e, kalbim kadar temiz bir <laughs> sayfa açayım sizlere. <laughs> e, epsilon e, IJK ile mesela Epsilon m'nin çarpımlarına bakın. Şimdi o demekinden bağımsız burada yaptığım şeyler. Yeni bir şey. Hani iki tane epsilonun çarpımını öğreniyorum. Ee, bir indistler tutmalı. Tamam mı? Ben genellikle bu şeyleri tutturuyorum. Hani ilk başlangıçta bunları bir araya getirip onun üzerinden e, bu e, verdiğim tanımı yapmaya çalışıyorum. Bir tane daha örnek yaparız başka başka şeylerle. Ee, bunun cevabı şu. Ben de oradan yazıyorum. Ne demek olduğunu anlayacağız bunun. Eee i'leri tutturdum yalnız. Tamam mı? Şimdi bu başka bir şey değilse mesela şu haldeyse bu epsilon i j, k, işte epsilon i l, m ya mesela l m i halindeyse ben öncelikle bunu şöyle yapmalıyım. Hani kafa kafa karıştırmayayım diye. Kendimi kafası karışmasın diye. Sizin karışmıyorsa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben genellikle böyle yapıyorum. i'yi şunu başına hemen atabiliyorum değil mi? Çünkü bu sayklik bir şeydi. Ve, ve, ne oluyor bu? İşte baştaki epsilon i j, k, epsilon i l m, ki hani böyle yaptığım zaman şunlar başa geliverdiler. Hemen jk üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi doğrudan yazayım. Delta ki bu ne demek olduğunu hemen anlatacağım. Ki anlatayım. Madem saklamayayım. <laughs> Mesela elinizde sevgili arkadaşlar delta diyelim işte ik gibi bir şey olsun. Bu delta ik ifadesi eğer Kİ'ye eşitse 1'dir. Bundan farklı bir şeyse 0'dır. Çok basit. Dolayısıyla bunun yanında mesela bir şey varsa örneğin AK gibi. Bu ifadenin sonucu muhakkak AI olarak çıkacaktır. Bu daha sonradan sizlere işte e, ileride özel görevlilik derslerini böyle hani kapsamlı bir şekilde almayı başarabilirsiniz. Ya da genel görevlilik özel görevlinin üstüne kuracağınız. işte metriklerle ilgili bir temel oluşturuyor şu anda aslına bakarsanız. E, ne yaptık bu işlemde? Bakın bu ne demekti? Şu ne demekti? Kiy eşitse cevabı 1'dir. Aksi tüm durumlarda 0'dır. Şimdi... E, daha önceden öğrendiğimiz bilgileri bir araya getirmeye çalışalım. Burada k'lar üzerinden bir toplam var. Neden? Çünkü k kendisini tekrar eden indir. Yani i'nin alacağı değerlere göre mesela i birken k bir bir değil mi? Yani e, delta bir bir a bir mesela. Hani diyelim ki k birden 3'e kadar olsun. E, ya da şöyle diyelim K k'nın alabileceği değerler sıfır ve bir olsun. E, i'nin alabileceği değerler de sıfır ve bir olsun. Şunu açık açık yapmaya çalışacağım şimdi. E, şöyle olacaktır. Mesela i'nin aldığı 1 değeri için k'nın üzerinden bir toplam var. Dolayısıyla mesela k1 olabilir. Artı i'nin 1 değeri için k 1 de ne olabilir? 0 olabilir, değil mi? O zaman 1 0 a 0 ifadesi. Artı Şimdi i'nin başka alabileceği bir değer daha var. Mesela 0 gibi. O zaman delta 0. K bu durumda neler alabiliyor? Tekrar 1 ve 0 değerleri alabilecek değil mi? Çünkü K'lar üzerinden gene toplam var. Delta 0 1. A 1 artı delta 0 0 ve A 0. Gördünüz mü bunu? Şimdi bunun sonucunda ne çıkıyor bana? Ee, şu nedir? Eğer ikisi birbirine eşitse 1. Bir ise sıfır. Dolayısıyla bu 1. Haliyle bana neyi verdi bu? Bir a bir ifadesini verdi. Şu şuradan ne gelecek sevgili arkadaşlar? İşte şu sıfır. Değil mi? Çünkü delta buna dönüştü. Şu nedir? Gene sıfır. Değil mi? Şunun içerisinden çıkan sonuç nedir? Gene 1. Dolayısıyla şuradan gelecek olan sonuç da bana sadece a0. Yani eee K'nın aldığı değerler içinde mesela hani şu neye dönüşmüş oldu? Bakın delta 1 1 A1 A1'e dönüşmüş oldu. Değil mi? Ee, yani şu eşittir A1'e. Ve şu neye eşit? Ee, işte a. Yani, e, i̇şte A0'a. Yani işte neydi bu? İK K. Ve nereye gitti? İ'ye. Yani şu şuna gitti. Ee, ve işte benzer şekilde değil mi? Burada da e, yine gene IKVK ve K. I, K, K burada ne çıktı? İ. Dolayısıyla aslında şunlar e, aynı şeyler burada. Pekala bu e, şey gibi gel gelmiş olabilir sana size şu anda. Hani biraz böyle zor bir şeylerle uğraşıyormuşuz gibi gelmiş olabilir. E, zor değil yani hani bunu birazcık daha böyle şey düşünmelisiniz Hani basit basit böyle kendi şeylerinizi düşünmelisiniz yani burada şunlar çok da sorun değiller hani bunlar üzerinden bir işler yapmayacağız da sevgili arkadaşlar aslında aklınızda tutmanız gereken şey şu olacak yani eğer bir Delta sembolünüz varsa ve o delta sembolün içerisinde işte K gibi bir şey varsa o hemen onun yanındaki şeyi işte Kaayı Kaysa İ'ye. İ ise K'ya dönüştürmelidir. Tamam mı? Yani bu indisi işte bir şekilde dönüştürmek için bunları kullanırız. Tamam Mesela hemen şuraya bir küçük örnek. Mesela işte delta e, Jm işte aj J e, diyelim ki e, B, -I. Şimdi bu bunun sonucunda ne çıkacaktır diyelim. Böyle bir şeyim var elimde. Bu delta ne işe yarar? J'leri M mi yapar? Ya da M'leri J mi yapar? Değil mi? Bu dönüşümü yapar benim için aslında şunu MJ diye yazsaydım daha güzel olurdu bunun içerisinde de böyle yazım verdim ama sorunda da değil. E, o zaman bu JN'ye dönüşürse bu ancak bana sonuç verir. Bir. şey M'ye değil mi? Dolayısıyla bu AM ama şuna bir şey yapar mıyız burada? İ bununla alakalı hiçbir şeyim yok. Dolayısıyla bu B iyi diye verecektir Tamam mı? Böyle hani basit bir örnek olması açısından. Yani e, öyleyse birden bilmem nereye kadar giden bir toplamın içerisine şunu katmak. Dolayısıyla dışarı tek bir indis çıkartmak anlamına gelir bir diğer taraftan değil mi? Çünkü hani bir e, mesela işte M'ler üzerinden toplam vardır diyelim. Şurada şöyle bir şey düşünelim şimdi. M'ler üzerinden toplam olsun. E, i̇şte A, A, M diye bu gitsin. Ve bunun sonucunda ne çıkacaktır? İşte m1'den diyelim 3'e kadar gidiyor değil mi? Bunun sonucunda 3 tane terim çıkar. İşte a1 artı a2 artı a3 diye hani bir toplamlı bir ifade çıkar. Ben bunun yanına bir işte F delta mi katarsam dışarı bana sadece a i terimini verir yani bu üç o ifadeden sadece bir tanesini verir i i hangisi ise mesela i birse ya da i iki neyse işte sadece onunla ilgili bir ifade verir burada peki niye iki tane çıktı çünkü burada aslında şu toplamı katmak biraz şey de değil yani doğru da değil sebebi de hani çünkü burada i'ler üzerinden bir toplam da yok değil mi yani hani i'nin bir olduğu değerler için şunlar çıktı aslında i'nin sıfır olduğu değerler için de bunlar çıktı Dolayısıyla i her neyse a o çıktı. Yani değil mi? Ben burada i'yi mesela 1 olarak kullanmıştım. İşte a 1'e gittim. i'yi 0 olarak kullanmış A0 a 0'a gittim. Yani burada hani şu artıyı katacaksak burada bir taraftan da i'ler üzerinden de bir toplam katmamız gerekir. Yani hani i şu başlangıçta da olmalıdır bu ifadenin içerisinde. Eğer şuraya illa artıyı katmak istiyorsak. Peki biraz böyle e, zorlandığınızı tahmin edebiliyorum. Yani e, şunları dinlerken ama e, öyle Zor işler olmayacaklar. Şu yarım kaldı. Ben şimdi bu şuraya şunun karşılığını bir yazayım ve onun üzerinden işleri götürelim. Aslında daha kolay olduğunu göreceksiniz. Doğrudan bunu bir identity gibi anlayın ve öyle düşünelim şimdilik tamam mı? Hani sadece şöyle de hatta bir de basit de bir yöntem göstereceğim bunu yazabilmek için aklınızda böyle tutun ve e, bunu nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Daha sonradan detaylandıralım. Şimdi e, öncelikle ne yapmıştım? Şu i'leri bir araya getirmiştim. İkisi de başa gelmişti. Daha sonra buraya sizden istediğim işte dört tane delta çizmeniz ve aralarına bir tane eksi koymanız sevgili arkadaşlar. İlk kısma yani şu ilk iki deltaya sırasıyla şunları kullanacaksınız. Bunun birincisi artık ileri kullandık ya ya da onun ikincisi diyeyim yani ama hani şu ilerden sonraki birincisi yani şu iki terimin birincisi. Bunun birincisi ve bunun birincisi. Yani şuraya ilk yazacağınız şey JL olacak. Daha sonra şuraya yazacağınız şey de bunun ikincisi ve bunun ikincisi Dolayısıyla da hemen buraya şey diyeceksiniz. KM. Yani e, öncelikle e, aynı sıradakiler. JL KM. Tamam mı? Önce JL sonra KM. Şimdi eksiden sonra çaprazlar gelmeye başlayacak. Yani bunun birincisine onun ikincisi, bunun birincisiyle onun ikincisi. Yani delta J M Tamam? Ve e, belki bunu daha güzel yazsam şöyle diyebilirdim belki. Şu J kırmızı onu kırmızı intisi olarak bırakmıştık. Delta J M ve e, delta bu sefer K L hani bakın çaprazlarını aldım. Bunun kırmızı ilk kırmızı ile o maviyi, sonra bu mavi ile o kırmızıyı. Yani K ve L. Öf falan dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Bunlar da çarpım durumundalar. Tamam. Yani bu bir özdeşlik bizim kullanacağımız. Epsilon ijk kere epsilon ilm falan gibi bir şey gördüğünüz zaman tam olarak şunu kullanacağız. <laughs> birinci ile birinci, ikinci ile ikinci ilk taraf. Eksi birinci, ikinci, ikinci, birinci. Zor bir şey değil. Tamam. Şimdi şu bir önceki sayfayı o zaman geri alayım hemen buraya. Şurada çünkü eee bizim asıl kaldığımız yer burasıydı. Orada bir hani kendimize ara şey bıraktık ve bunların üzerine gitmeye başladık. Şimdi bakınız şu çarpımı yapacağım. O zaman öncelikle ilk yapmam gereken şey, e, ikisinin ortak olan terimlerini aynı sıraya getirebilmek, değil mi? Şimdi KLM diye başlamışım. Bu güzel. O zaman bunda da K ortak. Hemen şu K'yı bir kere alayım, şeye getireyim. Şunun başına getireyim. Zaten sayıklık değil mi? Eksi meksi bir şey gelmeyecektir. Dolayısıyla şöyle olacaktır herhalde orası. Epsilon K Epsilon Epsilon K, L, M. Ki şunlara hiç ellemiyorum değil mi? A, J, B, L, C, M ve E, I. Peki şunu artık yapabilecek durumdayız arkadaşlar. Geliniz o işlemi yapalım. Ne diyeceğiz? Hemen 4 tane delta mı olacak değil mi? K'ları tuttum. Ve delta. Birinci ile birinci. Yani i ile. Sonra delta. İkinci ile ikinci. J, M. Eksi. Delta birinci ile ikinci yani IME sonra Delta J L ikinci ile birinci ve bunu paranteze aldım neden çünkü bu bitti o değil mi artık ikisini çarptım geri kalan ifadelerim de şunlar yani AJ BL CM EI işlemini yapacağım. Zor gözüküyor olabilir ama kendiniz elinize kalem, kağıdı alacaksınız. Bunlarla böyle çok keyif alarak bulmaca çözer gibi uğraşacaksınız ve e, artık size zor gözükmeyeceklerdir. Devam edeceğim şimdi. E, şöyle kendime bir şey yer oluşturayım ki e, en azından bir satır şundan devam edeceğim. E, şimdi şöyle olacak sevgili arkadaşlar. E, ben bunu dağıtacağım. Değil mi bu parantezi? Şöyle dağıtayım. Öncelikle delta i ile delta jm aj bl cm e i Eksi. Şimdi şu. Delta im delta jl aj bl cme ve e i. İşte bu kadar. Şunları artık buradan aldım. Eee <laughs> böyle bakınca çok şey kargacık burgacık bir şeyler olabilirler ama hiç de öyle değiller. Çok tatlı şeyler. Ne işe yarıyordu bunlar? Şu L'yi iyi yapar. Hepi topu bu. L gördüğüm yere i yazmalıyım sadece. Burada bir tane L vardı. Dolayısıyla bu neye dönüşecektir burada? Mesela B i'ye. Değil mi? L'yi iyi yapar. Başka var mı L? Yok. Bir de E İ bir şey var. O da bunun yanında bulunsun. Hemen benzer indisleri bir arada tutmakta fayda var. Başka ne oluyor? Bir şey daha var burada. JM. Şimdi J'leri M, M'leri J yaparsanız o manyaklık olur değil mi ya? O zaman gene aynı yerde buluşamazsınız. Genellikle şunu yapmaya çalışın. İkinciyi birinci haline getirmeye çalışın. öbürüne tut, bırakın orada Yani aynı yerde buluşsunlar. A, J dolayısıyla aynen kalsın. Bu M'yi ne yapacaktı? J. Dolayısıyla bu C, J'ye dönüşü versin. Bakın şurayı komple çözdük. Eksi. O kadar da böyle hani zor bir şey değil yani gördüğünüz gibi değil mi? Şimdi bu ne olacak? M'yi i yapacak. Var mı hemen M? İşte burada bir tane C. O zaman bu ne? C, CI olacak. Değil mi? Ve yanına hemen i'li indisi tuttum. EI. Sonra ne oldu? Bu ne yapacaktı? L'yi J yapacak. O zaman burada bir tane L J yapacak bir şey var, değil mi? İşte e, e, ne diyelim ona da? A, AJ Tamam, ona ellemedim. L'yi J yaptı. Bu da B J haline geliverdi. İşte bu. Peki ilk bu dersin ilk sayfasını elime geri alayım. Şu şuraya bak bir kere daha bakıp hatırlamanızı rica ediyorum. Bu ne ifade ediyordu sizin için? Noktasal çarpım doğrudan kendini tekrar eden indislerle şu şekilde ifade edilebiliyordu değil mi? Yani hani A, İ, B, İ gördüğüm anda ne anlıyorum ben? Bu sefer tersten düşünürsem bu bir noktasal çarpımdır. Değil mi? Geçen derste de buna benzer bir şey yaptık. A, İ, B, İ. işte ne bileyim A, J, B, C. ne bileyim KKL, K, işte M, L falan hani şöyle Değil mi k l m l bu ne demektir hemen bu k vektörüyle m vektörünün çarpımıdır değil mi yani bu bu şey epey e, açık bir şey artık sizin için şimdi bu, bunun üzerinden düşünmenizi rica ediyorum şu nedir a c b c c çarpımı bu doğrudan aslında a vektörüyle c vektörünün noktasal çarpımı değil midir ve buna bir parantezin içerisinde yazıyorum çünkü bu işlem kapandı artık bitti. Bu ne sevgili arkadaşlar? Bu ne? <laughs> B i e i. Yani bir vektörü tarif etmiyor mu bu? Sizce? Hangi vektörü? B vektörünü değil mi? Bu komple B vektörünün zaten tanımı. Vektörü nasıl tarif ediyordum? Bir vektörü herhangi bir vektörü e, büyüklüğü kere birim vektör değil mi? Bu işte zaten e, indisi hani işte e, şey komponenti. E, bileşeni ve e, onunla birim vektörü çarptığım zaman zaten bu bana vektöre dönüşüyordu değil mi? Burası back. Eksi. Şimdi şuna bakınız. Bu ne? A, C, B, C. Ne anlattı bu size? Hemen A ile B'nin noktasal çarpımı. Ve kapattım bu parantezi. Çünkü J'ler üstünden bu bitti. Peki bu ne? Bu da şurada olduğu gibi bu da bir şey değil mi? Yani C vektörü. İşte çıktı karşıma. Back gap. E, kuralı demiştik buna. Ne için biz bunu e, bulmaya çalışmıştık? Hatırlarsanız işte A cross B cross C işlemini yapmaya çalışmıştık değil mi? Onun e, şuna eşit olduğunu e, net bir şekilde göstermiş olduk. Evet. Güzel. Şimdi bir şey yapma ihtiyacı hissediyorum burada. Bir e, özet yapma ihtiyacı hissediyorum. Şöyle e, kendimize bir özet şeyi e, çıkartalım. E, zor değildi ama e, biraz belki karmaşık ge ge gelebilir sizler için. Şimdi bir. E, eğer elinizde A cross B gibi bir vektör çarpımı varsa, bu epsilon ijk Aj Bk ifadesi ile verilmez, yetmez. Çünkü bu bir vektör çarpımı. Hemen şuraya bir ei indisine ihtiyacınız var. İki. A cross B gibi bir ifadenin eğer bir bileşeni aranıyorsa mesela bu sefer uyduruyorum 2. bileşeni aramayayım illa K. bileşeni arayayım. Diyelim ki K. bileşeni arıyorum. O zaman epsilon K I, J mesela KLM de diyebilirdiniz buna. Epsilon K I, J işte e, hemen AI ve BJ'yi kullanmalıyıp yanına EK gelecek midir? Hayır. Çünkü ben ne yaptım? Bir indisi aradım. Tamam. Peki. Üçüncü ifadem. Epsilon mesela KLM ve Epsilon KIJ çarpımı gibi bir şey varsa eğer kendini buralarda hani yineleyen iki Levi-Civita'nın içerisinde iki Epsilon'un içerisinde kendini yineleyen bir şeyler varsa onları hemen başa getireceğim. Onun arkasından da direkt delt deltaları sokacağım değil mi? Ne yapacağım? Hemen delta. Birinciyle birinci ile birinci. L, I. Sonra delta. Ikinciyle i̇kinci ile ikinci. M, C. Eksi. Delta. Birinci ile ikinci. L, Delta. ikinci ile birinci. Yani M, I. Hep topu bu. Ve e, delta ne işe yarıyordu? Eğer elinizde mesela e, delta I, J gibi bir şey varsa ee, ve hatta bir de şey olsun mesela delta lm gibi bir şey olsun ee, a j b l c m işte d e, I olsun. Mesela bu buna nasıl etki eder gibi bir şeyle karşılaşıyorsanız deltalar ne işe yarıyordu? Mesela delta i j neydi? Eğer j i'ye eşitse o zaman bunun sonucu size 1 çıkıyordu. Eğer j i'den farklıysa o zaman bunun sonucu sıfır çıkıyordu değil mi? Deltaların sonucu sıfır çıkıyordu. Dolayısıyla bu indisleri bir diğerine değiştiriyordu. Bu ne yapıyordu? Nasıl yapıyordum? Bu genellikle şöyle çözmeye çalışıyordum değil mi? J'leri i'ye çevir. İşte M'leri L'ye çevir. Ama e, i'leri de J'lere çevirme aynı anda. Birini yap sadece değil mi? Mesela bak J'leri i'ye çevir hemen. O zaman A, J'yi i'ye çevirecektir. Şuna bir şey yapacak mıdır? Hayır. Mesela bu D, i diye kalacaktır. M'yi L'ye çevirecektir. L'ye bir şey yapacak mıdır? Hayır değil mi? O zaman bu da B, L mesela C, M diye geçecektir değil mi? C, L diye geçecektir değil mi? Düzeltelim. M'yi çünkü L'ye çevirmeliyim. Aynen böyle. Ve mesela şöyle bir şey gördüğüm zaman ki bunu da hemen 5 diye buraya kendimizi özet e, alalım. E, bir noktasal çarpım. A noktasal çarpım B. Muhakkak kendini tekrar eden indisler üzerinden tarif edilir. A, I, B, İ gibi. Eğer tersten şöyle bir şey görüyorsanız mesela K, M, işte diyelim TM, e bu da hemen şunu gördüğüm zaman anlamalıyım ki bu aslında K ile T diye iki tane vektör varmış. Bu iki tane vektörün şeyiymiş. Ee, noktasal çarpım, skaler çarpımıymış değil mi? Yani o zaman burası aslında e, şu a, i, d, i ne demek? İşte a vektörünü tarif edecek bu size. Şey a, a ile d'nin noktasal çarpımını tarif edecek değil mi? a noktasal çarpım d. Bak parantezi kapatı veriyorsunuz hemen ondan sonra değil mi? Bunlar çünkü bitti bu işler. Ee, şu neyi tarif edecek? Bu da mesela B noktasal çarpım C'yi tarif edecek. Şimdi bunun son, şu araya nokta gelecek mi? Hayır. Bu inci indis mi? L inci indis mi? Hayır. Bunların artık indisi mi indisi kalmadı. Bu artık bir skaler değil mi? Bu bir sayı. Bu da bir sayı. Dolayısıyla 3 gibi bir şey. Bu da 5 gibi bir şey. 3 gibi 15. Yani bunun sonucu sayı. Dolayısıyla burada çarpım marpım yok. Ve bunun yönü önü de yok değil mi? Bunun sonucu skaler mesela. Hani bu işlem böyle bir şeyle karşılaşırsanız. Pekala. Yani kendimize böyle bir e, özet kağıdı oluşturduğumuzda sanırım işlerin aslında o kadar da e, karmaşık olmadığını gördünüz. <laughs> diye tahmin ediyorum. E, şimdi kendinizi test etmeniz için birden çok ödev burada e, vereceğim. E, birinci ödev şöyle vereyim bu konu için. Private Homework'ünüz e, birincisi şu. E, şunu gösteriniz. Ispat ediniz. A cross B noktasal çarpım C cross D. Bunlar birer vektör elbette. Eşittir. A noktasal çarpım C B noktasal çarpım D eksi A noktasal çarpım D B noktasal çarpım C Bu olduğunu gösteriniz. Bir tane tüyo vereyim mi bununla ilgili? Şuna ne diyeceksiniz? E vektörü. Buna ne diyeceksiniz? Mesela F vektörü. E vektörü ve F vektörünün noktasal çarpımları var. O zaman E i F i. Haliyle bu E i için epsilon i j, K, A, j B, K. Şunun için epsilon i j K kullanamam artık. Şurada kullandım. Değil mi? İşte mesela L m. C L, D, m deyip bu işlere götüreceksiniz ama e, şeyleri de unutmayın, birim vektörleri de e, unutmayın, değil mi? Şunun yanına bir iinci, e, iincisi, bir, birim vektörler muhakkak e, gelecektir. Tamam. E, bu bunu gösteriniz, sevgili arkadaşlar. hakikaten bununla uğraşınız. E, i̇kinci ödeviniz o da şu. E, <laughs> bu bu ödevi çözerken biraz e, kulaklarım çınlayacak diye tahmin ediyorum. E, A cross B cross C cross D <laughs> Bu çok masum gözüken ödevi yapınız. Bunun şuna eşit olduğunu gösteriniz sevgili arkadaşlar. Başka bir şey eşit olduğunu göstermeyiniz. Tam olarak buna eşit olduğunu gösteriniz. Bu başka bir şeyde eşit olabilir pekala. Yani eşitliği başka bir yerde bırakırsanız başka bir şey eşit olur ama ben tam olarak buna eşit olduğunu göstermenizi istiyorum. A noktasal çarpım B cross D kapattım C eksi A noktasal çarpım B cross C kapattım D. Elbette bunlar şey e, vektör. Şimdi şu bir vektör değil mi? Südo vektör. Bu da vektör. Noktasal çarpımı skaler. O zaman bu şu demek? hani e, multiplication by a demiştik ya şu vektör operations'lar yaparken işte e, bir herhangi skalerle pozitif skalerle integerla C'yi çarpmıştık değil mi hani e, böyle bir durumda ne yapıyordu bu bunun boyunu değiştiriyordu sadece doğrultusunun yönünü değiştirmiyordu dolayısıyla burası skaler kere C yani C yönünde bir skaler var burada bu da burası da skaler o zaman D yönünde bir skaler yani C yönünde şey skaler değil yani C yönünde bir vektör Tamam, işte bir skalerle çarpılmış. Bu da d yönünde bir vektör. Başka bir skalerle çarpılmış. O vektörden bu vektörü çıkartıyorsunuz aslında. Bulduğunuz şey bu. Tamam, bunu da ispat edeceksiniz. Üçüncü ödeviniz o da şu. Bu daha tatlı bir ödev. A cross B cross C artı B cross C cross A ve artı C cross A cross B'nin sıfır olduğunu gösteriniz. Bunlar elbette vektör. Bunu Kolaylıkla bunu çok kolay bir şekilde göstereceğinizi e, düşünüyorum. Zeki olmaya çalışın bunu yaparken. Zaten hani şunun işte bir şeylere eşit olduğunu gösteriniz falan demiştim daha önceden. O e, şeyi yapacaksınız yani hani e, bunu yaptık değil mi biz bugün? E, A cross B cross C e, siz zaten hani böyle kaba kuvveti kullanarak yapmıştınız. E, tamam yani o yüzden bugün bunu yaptığım için hani şunların da işte e, belki daha kolay bir şekilde bu görebilirsiniz. Bir şey demiyorum. tamam e, Ve ee, şuna ek bir şey daha söyleyelim. Ee, şey diyelim buna. <laughs> e, Pride Homeworld 3'ün şeyi. <laughs> e, A şıkkı. E, bu da şöyle bir ödev. Sevgili arkadaşlar. Hangi koşullar altında A cross B cross C eşittir. A cross B Cross C işlemine. Hangi koşullar altında bu eşitlik sağlanır? Evet, yoğun bir e, ders oldu gerçekten. Şu özet sayfası aklınızda bulunsun. Bunu muhakkak her bir satırını iyi bir şekilde biliyor olmalısınız, anlamış olmalısınız, kendiniz muhakkak muhakkak denemiş olmalısınız. Eğer bu vermiş olduğum ödevleri bir fırsat bulup ki yaratıp o fırsatı yapmaya çalışırsanız, özellikle şunu ve şunu muhakkak bu şeylerin hepsine alışacaksınız. Sevgili arkadaşlar, bu noktada duralım. Dilerseniz, siz elinize artık kağıdı kalemi alın. Bir anda hemen işte şunlarla uğraşmaya gayret edin. Çok öpüyorum hepinizi. Bundan sonraki aşamada hani diğer derste şeyi tarif edeceğiz, vektör transformlarını ve ondan sonra da işte o direkt şey diğer kalkülüs kısımlarına geçeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.